Kanal B ekranlarına ve Bekleme Odası programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, Türkiye'de en çok konuşulan, daha doğrusu hemen herkesin konuştuğu, çünkü herkesi yakından ilgilendirdiği, herkesin mutfağını, herkesin bir şekilde cebini, herkesin bütçesini yakından ilgilendirdiği için, hatta yakından da demeyelim, bizzat ilgilendirdiği için ekonomi. Ekonomiyi enflasyon açısından da, işsizlik açısından da, hayat pahalılığı açısından ve daha birçok açıdan ekonomik alandaki bilgilerinin yeterliliğine göre halkımız konuşuyor. Tabii Türkiye'de şöyle bir maalesef hastalık var diyelim, adını da doğru söyleyelim. Türkiye'de hemen herkes futbol yorumcusudur, futboldan çok iyi anlar. Türkiye'de herkes siyasetçidir, siyasetten, politikadan çok iyi anlar. Şimdi bir de Türkiye'de herkes ekonomist oldu, ekonomiden çok iyi anlar. Çok iyi anlar derken tabii bunu mizah ederek söylüyorum. Çünkü eğer siz geçim sıkıntısı yaşıyorsanız, eğer hepimizin yaşadığı sorunlar bunlar, enflasyon altında, hayat pahalılığı altında eziliyorsanız, geleceğe bu nedenle çok da iyi bakamıyorsanız, ister istemez ekonomiyle ilgili açıklamalara, bazı teknik terimleri anlamasınız bile ya da yeni yapılan bir takım değerlendirmeleri, akademik olmanın da ötesinde bir takım değerlendirmeleri çok da fazla anlamayabilirsiniz. Ama sonuçta dönüp cebinize bakarsınız, sonuçta dönüp mutfağınıza bakarsınız. Ekonomiyi biraz da buralardan görmeye çalışırsınız. Ama tabii teknik terimler dediğimiz andan itibaren de dolar, euro, döviz neden yükselir, neden düşer, altındaki o hareketlenmeler neden olur, bütün bunların hepsi bir ülkenin ekonomisine nasıl etki eder, petrol fiyatları artar ya da düşerse ne olur, cari açık nedir, iç ve dış ticaret dengeleri açısından yaşananlara baktığımızda ticaretimiz, dışarıya ihracatımız ve ithalatımız arasındaki boşluklar çok fazla olursa ne olur? Bunların hepsini tabii ki uzmanlar değerlendirecek. Biz sadece yaşadığımız sıkıntıları ekonomik olmasından dolayı, tabii ki sosyoekonomik olmasından dolayı o sıkıntının ilgilendirdiği alan üzerinden bakarak değerlendireceğiz. Ama sonuçta da herkesin dönüp baktığı nokta, herkesin dönüp baktığı bir takım mecralar ekonomistlerin olduğu, ekonomi uzmanlarının, ekonomideki gidişatı çok iyi bilen akademisyenlerin olduğu noktadır. İşte biz de bugün buradan hareket edeceğiz. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Bilin Ne Yaptı. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız, programa katıldınız ve ben özetlemeye çalışırken mutlaka başlıkları böyle bir önceden söyleyip bir genel çerçeve çizmeye çalışıyorum. Böylelikle hem sizi programın içerisine daha rahat bir şekilde girmeniz, pat diye bir soruyla daha başlangıçta hoş geldiniz soru şu demekle sizi de şaşkınlığa uğratmak istemiyorum. Gerçi şaşırmasın sizin alanınızda ama biraz da böyle yapmakta yarar var. Hocam şimdi Türkiye'de bir ekonomi modelinden bahsediliyor. Bir dönemlerde yani ki ya işte Türkiye'de Çin'in ekonomi modeli uygulanıyor ya da uyguluyoruz. Bir dönem dendik işte piyasa ekonomisi uygulanıyor. Şimdi ekonomi modeli dediğimiz zaman dünyada birçok ekonomi modeli var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama temel bir takım ekonomi modelleri var. Ekonominin değişmeyen bir takım gerçekleri ve temelleri var. Bizde sanki öyle bir model ki dünyada hiç olmayan bir şeymiş gibi görmeye ve düşünmeye başladık. Aslında bize de öyle tanıtılıyor. Türkiye'de hangi ekonomi modeli uygulanıyor hocam? Siz çözebildiniz mi? Hayır, çözemedim. Bir model de uygulanmıyor aslında maalesef. Şimdi modeller belli paradigmaların, belli kuramların işlerliğini gösteren biraz matematiksel şeylerdir. Yani o mekanizmaları, nedensellikleri gösteren, sonuçlarını tahmine yarayan, basitleştiren, kompleks bir olguyu basite indirgeyen ve bu basitten belli varsayımlar içinde, belli varsayımlardan hareket ederek nedensellikleri ortaya koyup öngörüler oluşturan bir sistemdir diyelim. Matematiksel bir sistemdir, model. Belli ekonomik, iktisadi paradigmalarla bu modeller değişebilir gerçekten. Ama işte oturmuş sizin de söylediğiniz gibi
belli nedensellikler vardır ki artık onu tersini yaparak hani farklı bir sonuç beklemek onun öngörülerinden pek de mümkün değildir. Bugün olan bir miktar odur. Türkiye'deki bir model yok dememizin sebebi her gün kuralların değiştiği, aslında genel kabul görmüş. Yani burada ana akım iktisat da demek istemiyorum sadece. Belirli nedensellikler var ki bunu biz böyle neredeyse hani iktisadın kanunu yoktur. Çünkü hani sosyal bilimdir sonuçta. Gözlemler yapılır, onun üzerine kuramlar geliştirilir ve onların öngörüleri, önerileri ortaya çıkar. Bunlar çerçevesinde bakıldığında bunlara çok aykırı bir şey yapınca aslında öngörülen sonuçları elde edemezsiniz. Şu anda Türkiye'de olan bir modelin gerçekten işlemeyiş durumu, bir model yok ortada. Olsa da iktisatçıların anlamayacağı bir model olduğu için açıklamaları gerekir. Ki böyle bir model olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer olsa idi, şimdi şöyle yani... bir kalkınma stratejisi ve bunun içinde politikalar olursa bu sizi bir yere götürür. Ama her gün değişik bir kuralla bir şeyleri yürütmeye çalışırsanız aslında onun sonucunu ne kendisi biliyordur uygulayanın ne de bu ekonomi içinde yaşayanlara bir öngörü sunabiliyordur. Dolayısıyla biraz hedefsiz, yolunu şaşırmış ve aslında şu aşamada sadece seçim ekonomisi için kendini toparlamaya çalışan bir ekonomi görüyorum ben. Hocam ben bu birinci soruyu neden yönelttim size? Hani işte biz de üniversite eğitimi sırasında bölgesel kalkınma eğitimi, yüksek lisansı, master'ı falan yaparken aldığımız, ekonomi bölümünden aldığımız dersler vardı. O dönemde 90'lı yıllar için bahsediyorum, 90'lı yılların sonları. Ekonomi hocamız ilk dersten itibaren bize Keynes politikaları, Friedman politikalarını öğreneceksiniz. Gidin şu kütüphaneden şu kitapları alın okuyun derdi. Tabii ekonomi benim alanım olmadığı için ve bu hocamız da ekonomi metre bölümünden gelen bir hocaydı. Çok değerli bir isimdi. Dünyanın birçok ülkesinde de kürsüsü vardı. Ben aldım. Çok da ilgi duymadığım bir alan olduğu için ne Friedman'ı ne Keynes'i çok fazla anlamadım ama işin özünü anladım. Ayrıntılarına girmedim. Şimdi bu soruyu size sorarken bu tecrübemden hareket ederek soruyorum. Yeni ekonomi modeli olmasaydı durgunluk olurdu şeklinde yorumlar yapılıyor Türkiye'de. Demek ki bir yeni ekonomi modeli var ama olmasaymış durgunluk olurmuş. Türkiye'deki durgunluğun ne kadar olup olmadığını tabii bunu ekonomistler belirleyecekler. Bu işin istatistiğini tutan insanlar belirleyecekler ama yeni ekonomi modeli olmasaydı durgunluk olurdu yorumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de gerçekten durgunluk kalktı mı yoksa devam mı ediyor? Bence durgunluk devam ediyor. Şu şekilde ediyor. Bir kere reel büyümeler evet görünüyor ara sıra ama bu hiç sürdürülebilir şekilde değil. Yani biz reel bir sene reel büyüme görebiliyoruz ki bu mesela pandemi sonrası baz etkisiyle görüldü, yüksekte görüldü ama bütün dünyada görüldü. Ama bu yani şöyle bir 50 yıllık reel ekonominin seyrine baktığımız zaman Türkiye ortalama işte 2000'lere kadar %3,5 yılda büyümüş. Ondan sonraki İşte reform döneminde diyelim AKP'nin ilk döneminde daha yüksek %6 civarında büyümüş ama AKP'nin bütün dönemine bakarsak 2000'li yıllara ki diyebilirsiniz ki burada krizler oldu ama önceden de olmuştu. Yani ortalamada 4,5 büyümüş Türkiye. Bir gelişmekte olan ülke için 4,5 büyüme bir yere götürmez ancak yüzdürür. Yani yakınsamayı daha gelişmiş ülkelere... Oran ne olması lazım hocam? Efendim yani mesela Çin son 20 yıldır 80'lerde başladı daha çok büyümeye ama 2000'lerde hızlanarak büyüdü ve ortalama da 9-10 büyüdü yani yılda. Hı hı. İşte bu onu Çin'i mesela ekonomik büyüklük olarak ABD'ye yakınlaştırdı. Şey olarak da kişi başına gelir olarak da biz Çin'in işte bir 50 yıl kadar önce 12 katı kadar büyüklükteydik.
Şu anda kişi başı gelir olarak aynı yerdeyiz. Yani Çin yakınsıyor, gelişmiş ülkelere yakınsıyor. Çünkü fazla büyüyor, çünkü daha çok tasarruf yapıyor ve stratejik bir kalkınma modeli var. Şimdi deminki soruya gelelim. Yani bir model olsa, bu modelin stratejisi olması lazım. Yani belli sektörler, işte büyüme ve bölüşüm üzerine tezleri olması lazım. Ve buna götürecek politikalar uygulanması lazım. Ve bu politikalar yıldan yıla, günden güne değişmemesi lazım. Dolayısıyla insanlara da bir öngörü sunması gerekiyor. Kurumlar yapar bunu. Kurumlar politikaları çerçeveleyen mekanizmalardır bir yerde. Çerçeveleridir politikaların. Sun Tzu'nun bir lafı var. Strateji olmadan taktikler hiçbir yere vardırmaz. Taktiği olmayan strateji de varılacak noktaya en yavaş götüren şeydir. Şimdi bunu biz iktisadi stratejiye vurursak, yani kalkınma stratejisi yoksa, ki yok görünüyor. Yani bir ideoloji var mevcutta. Şimdi politikadan gerçekten ayrıştırmak mümkün değil bu iktisadi durumu diyeceğim, modeli diyemeyeceğim. Aksine taktikler var çünkü. Strateji değil, ideoloji vardı. Belli bir sınıfı belki daha zenginleştirme, belli bir ideoloji etrafında onları toplayarak zenginleştirme ve bir hedefe birlikte o şekilde yol alma gibi bir strateji vardı. Ama bununla kalkınılmayacağı 20 yılda görüldü aslında. Bu bir kalkınma stratejisi değildi ve bunu yapacak taktiklerin en baştaki şeyi, hepimizin bildiği gibi politikası diyelim, taktiklere politika dersek, işte inşaat sektörünü öncelemekti. Şimdi de yamalama politikasıyla faizi, işte kuru kontrol etmeye çalışmak tam seçim öncesi. Dolayısıyla ben model yok peki, diyorum. Evet. Faiz dediniz, enflasyon dediniz. Genel yorumlara, genel değerlendirmelere baktığımda, okuduğum makalelerde, dikkatimi çeken başlıklarda hep şunu görürüm. Yani üç aşağı beş yukarı aynı şeyi gördüğüm için söylüyorum. Kendime göre de onu bir cümleye dökmeye çalıştım. Enflasyon yükseldikçe faizin yükselmesi de kaçınılmaz mıdır? Aşağı yukarı öyledir. Çünkü faiz paranın fiyatıdır. Faiz paranın fiyatıdır. Fiyatıdır şu anlamda. Bir yatırımcı için gidip kredi alacaksa, bunun karşılığında kredi aldığı merciye, işte bankaya bir karşılık vermesi lazım. Bir sene kullanıyorsa bir senelik faizini ödemesi lazım. Şimdi eğer siz faize karşıysanız ve bunu düşük tutuyorsanız, yani şöyle şunu da söyleyelim. Diğer taraftan para enflasyonla eriyen bir varlıktır, değil mi? Yani siz cebinizde tutarsanız 1.000 lirayı ve sene boyunca enflasyon %100 olmuşsa, yıl sonunda sadece onun yarısı kadar bir değer alabilirsiniz. Ona yani varlığınız düşmüştür parasal olarak. Dolayısıyla o faiz düşüyorsa, en az o faiz, o değer düşüyorsa paranızda, en azından onu yerine koyabilecek kadar bir karşılık almanız lazım, değil mi? Borç verenseniz ya da borç alansanız da onu vermeniz beklenir. Dolayısıyla enflasyon arttıkça onun karşılığı olan değeri de yerine koymanız lazım. Faiz bir yerde budur. Bankacılık sistemi bütün tasarrufları yatırımlara idealde, yani idealde reel yatırımlara dönüştürecek mekanizmalar bütünü ise eğer, finans sektöründe oluşacak faiz enflasyonun üzerindedir her zaman, ki o finans sektörünün de bir şekilde anlamlı ölçüde kâr etmesi ve dolayısıyla çalışanlarına bir para ödemesi lazım. Fakat burada piyasa Türkiye'de o kadar bozulmuş bir vaziyette ve yanlış bir yaklaşımla faizin enflasyonun sebebi olduğu üzerinden faizi düşürme taktikleri uygulandığı için, aslında
bu taktikler çerçevesinde bankaların da anormal miktarlarda kar ettiğini görüyoruz. Yani burada çok fazla konuşacak şey var tabii ki. Fakat esas sorunuza geri döndüğüm zaman enflasyon faizin de kurun da esas sebebidir. Evet. Ve bunlar kontrol ederek değil, stratejik kalkınma stratejisinin çerçevesinde ancak düşürülebilecek bir değerdir enflasyon. Değerli hocam, sizin son birkaç cümlenizde değindiniz. Aslında benim de yönelteceğim soru olarak bekliyordum. İlk başta sorduğum bir ekonomi modeli var mı? Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeli mi uygulanıyor vesaire dedim. Bunu da getirip enflasyon faiz konusuna değindim. Ama niye onu buraya bağlayacağım? Şimdi birçok ülke faiz arttırımına gidiyor. Yani bunu Avrupa Merkez Bankası'ndan tutun da Fed'e kadar herkes faiz arttırımına gidiyor. Fakat Türkiye'de faizler düşürülüyor. Ben bunu acaba o yeni ekonomi modeli denilen modelden mi kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Size göre niye Türkiye'de faizler düşürülüyor birçok ülkede yükseltilirken? Şimdi bunun bir ideolojik tarafı var. Cumhurbaşkanı NAS diyor ve Cumhurbaşkanı'na direkt bağlayabiliyoruz olayı. Çünkü Merkez Bankası'nı devreden çıkardık da dediler. Daha doğrusu bununla beraber para politikasını devreden çıkarttık dediler. Dolayısıyla bir ideolojik etki gibi görünüyor faizin düşürülmesi. Fakat ben deminki cümleme geri döneceğim bunu gerçekten açıklamak için. Çünkü faiz indirimi aslında genişletici bir para politikasıdır. Para ve maliye politikaları aslında iş çevrimlerini, dalgalanmaları engellemek için ekonomistlerin kullandıkları araçlardır para ve maliye politikaları. Faiz de para politikasının en önemli aracıdır. Çünkü dediğim gibi paranın fiyatıdır. Yani paranın piyasada ne kadar olacağı olmayacağı talebine, arzına göre bunu dengelemek için Merkez Bankası işte politika faizi belirler. Şimdi dediğim gibi deminki cümlemden paranın fiyatıdır faiz. Şimdi parayı biz niye kullanıyoruz? Bir değiş tokuş aracı olarak kullanıyoruz. Bir de yatırım aracı rolü de vardır paranın. Nitekim dolar gibi rezerv paralarda biliyorsunuz yatırım aracı olmak diğer ülkelerde de ön plana çıkıyor. Türkiye'de de olmak üzere. Şimdi paranın fiyatıdır derken siz şimdi paranızı diyelim ki harcamayacaksınız ama tasarruf olarak bir yere koymak istiyorsunuz. Siz eğer işte altın ya da döviz alırsanız bununla belirli bir değer kazanabilir zaman içinde. Ama Türk lirası olarak tutarsanız enflasyon onun bir kısmını vergi olarak yani çünkü enflasyon çok ciddi en büyük vergidir. Deminki örneğimden yola çıkarak 1.000 liranız varsa cebinizde tutarsanız o ülkede %100 enflasyon varsa bir yıl sonunda onun alabileceği değer 500 liralıktır. 1.000 liralık değildir artık. Reel olarak satın alma gücünüz düşer. Dolayısıyla siz paranızı yüksek enflasyona tabi bir ülkede o ülkenin parasıyla tutmazsınız. Onu bir yatırıma dönüştürmeye, dolayısıyla satın alma gücünü korumaya çalışırsınız. Şimdi eğer Türk lirasında tutacaksanız da demek ki faiz, yani eğer tasarruf olacaksa bu TL cinsinden tasarruf, en azından faizi enflasyonu karşılamalı. Değil mi? Faiz. Siz faizi enflasyondan düşük tutarsanız, negatif reel faiz uygulamış olursunuz. Şunu demek istiyorum. Şimdi enflasyon diyelim 100, TÜİK 80 küsur diyor ama basitleştirmek ve belki de gerçeğe daha yakın tutmak için diyelim 100. Ama siz %20 mesela faiz uyguluyorsanız %80 eksi faiz. Şimdi peki daha gerçekçi ya da gerçek değerlerle konuşalım. %83 diyor TÜİK en son yıllık enflasyona. İşte politika faizi de diyelim şu anda %12. Yani aşağı yukarı 71 mi? Eksi 71 gibi bir negatif faiz uygulanıyor. Bu ne demek? Parayı borç veren karşılığında daha az bir değer alacak yıl sonu demek. Borç alansa bundan faydalanacak demek. Genişletici para politikası olarak
taktiği diyelim buna. Hükümetin şu anda yapmaya çalıştığı seçim öncesi ekonomiyi bir miktar daha düze çıkarmak için böyle bir imkan sağlamak. Yani ucuz para sağlamak piyasaya. Fakat biliyoruz ki tabii ki bu 12 dediğim politika faizi, piyasa faizi bunun daha biraz üstünde oluyor. Bankalar kredi açarken isteyenlere işte %20, 25, 30'lardan belki açabiliyor. Fakat bu da negatif faiz demek. Bu durumda bankaların zarar etmesi beklenir, değil mi? Çünkü ama hep kar ediyor dediniz. Ama çok kar ediyor. Bu da şu sebepten. Çünkü kur korumalı mevduat diye bir başka taktik mekanizma çıktı ortaya ve orada da işte politika faizin sadece 3 puan üzerinde bir mevduat faizi uygulayabiliyor bankalar ama bunun karşılığında açtıkları krediye aldıkları faiz daha yüksek. Bir kere bu. Buradan kazanıyorlar. Aynı zamanda Merkez Bankası'ndan aldıkları parasal miktarın karşında verdikleri sadece %12. İşte de mevduata verdikleri 12+3 ama krediye verdikleri işte krediden aldıkları diyelim %25-30. Aynı zamanda bonolar alabilirler ki şimdi ona da o da bir başka taktik olarak işte bankaların belirli kurallar çerçevesinde yine hazine bonoları almaları kuralı kondu. Onda da daha yüksek yine getiri sağlıyorlar. Dolayısıyla evet geçen seneye göre 4 kat kadar bankaların karları arttı. Çünkü bu mevduat faizine uygulanan şeyler düşük faizler düşük tutuluyor bankalar tarafından verilen. Geri kalan bütün halka, bütün millete vergi olarak sırtlarına yük olarak aslında millete döndürülmüş oluyor bunun yükü. Mevcutta ve ileride olmak üzere. Yine kur korumalı altın hesabı da var aynı şekilde. Evet, onun durumunu çok iyi bilmiyorum. Çünkü altın kendisi, evet aynı mantıkla. Yani %12+3'ün üzerinde dolar ya da altın getiri sağlamışsa o oranda hazineye ve Merkez Bankası'na yük biniyor. Anladım. Tabii bu tür önlemler parasını, değerini korumak isteyen insanlar için elindeki parayı döviz olarak tutarken bir şeyler kaybetmediğini düşünen ama Türk parasına çevirdiğinde kaybedeceğini düşünen insanları hayır biz bu zararı karşılayacağız deyip devletin burada sahip çıkması güzel bir şey ama onun dışında kaç kişinin bu kadar parası var ve çok geniş kitleler bundan nasıl etkileniyor? Onu da siz iyi açıkladınız efendim. Ben şimdi, ona bir ek yapmak isterim buyurun, kusura bakmayın. Sonuna sizi geldik ilk bölüm buyurun. Buyurun. Söyleyeyim onu çünkü tabii bu çok önemli. Aslında bu güzel bir şey dediniz ama bu güzel bir şey değil çünkü tasarruf edebilen kişi sayısı çok az. Evet. Tasarruf edemeyen aksine eksi tasarrufu yani borcu olan kesim çok yüksek. Halbuki bizim vergi sistemimizden dolayı devletin üstlendiği yükümlülükleri bütün millet olarak ödememiz aslında az da dar gelirli ve borçlu kesimin üzerine hak etmediği bir yükü bindirerek tasarruf edebilen kesimin tasarruflarına daha çok getiri sağlamasına yol açmış oluyor. Ve bu çok kötü bir politika diyelim. Anladım. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Tabii ben orada güzel bir şey derken parasını korumak isteyen az bir, ya herkese para olmayabilir, herkese döviz hesabı olmayabilir, herkesin döviz hesabında bu kadar çok para olmayabilir. Ama küçük de bir kesim olsa evet onlar için güzel bir şey ama toplumun büyük bir bölümü için ve genel vergi açısından baktığımızda sıkıntılı bir şey. Onu söylemek istemiştim. Çok teşekkür ediyorum ilk bölüm için. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler kısa bir aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kanal B ekranlarında Bekleme Odası programında ikinci bölümdeyiz. Bizi yeni izlemeye başlayanlar için stüdyo konuğumuzu ve konu başlığımızı bir kez daha anımsatmakta yarar var. Değerli izleyenler bu akşam stüdyo konuğumuz
Bilkent Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Bilin ne yaptı? Kendisiyle Türkiye ekonomisinin genel başlıklar altında ele almaya gayret ediyoruz. Değerli bilgilerinden yararlanıyoruz. Aslında hocam bu cümleleri kurarken hani size övgü anlamında söylemiyorum değerli bilgilerinden yararlanıyorum. Çünkü sizi tüm akademisyenlerin bilgileri değerli. Sizi de bir ekonomist olarak bildiğim için ve kafamdaki birçok soruyu aslında buraya da döktüğümde sizden aldığım yanıtlarla bunu da yanlış biliyormuşum, doğru bildiğim yanlış şuymuş diyerek de düzeltiyorum. O anlamda değerli bilgi sözcüğü yerine oturuyor, tanımlaması yerine oturuyor. Şimdi hocam ilk bölümü kapatırken birçok ülke faiz artırımına giderken bizde neden düşürülüyor sorusunu sormuştuk. Buna bağlı olarak Türkiye'de enflasyonun temel nedeni olarak Türk lirasının yüksek değer kaybı yaşaması gösteriliyor. Türk lirasının yüksek değer kaybı yaşaması, siz az önce bunu bir örnekle verdiniz. Dediniz ki cebinizde 1000 lira var, sene sonunda bakıyorsunuz %100 enflasyon varsa o yarı yarıya düşmüştür, 500 liraya düşmüştür. Tabii bu yarı yarıya düşmesinin temel nedeni de Türk lirasının değer yüksek değer kaybı. Buradan devam edelim isterseniz hocam. Şimdi bu içteki satın alma gücü aslında verdiğim örnekte. Bir de bir yatırım aracı olarak çeşitli fiyat paralar düşünülürse TL, dolar karşısında neden değer kaybeder? Şimdi sizin faiziniz bu kadar eksiyse siz de TL yerine başka yatırım araçları tutarsınız. Dediğim gibi para aslında bir de yatırım aracıdır ama istikrarlı bir para birimi yatırım aracı olabilir. Yani cebinizdeki paranın 1000 liradan 500'e düşmesini engellemek için siz o zaman başka yatırım araçları kullanmaya yönelebilirsiniz ki buna aslında mesela dolarsa bu yatırım aracı dolarizasyon diyoruz. Yani kim ister ki cebindeki paranın enflasyonla yok edilmesini? İşte o yüzden faiz artırımı olsa idi eğer sizde bir reel kayıp olmazdı değil mi? Yani normalde TL'nizi koyardınız. İşte enflasyonun biraz üzerinde bir getiriyle bankada tutabilirdiniz TL'yi. Ama ne oldu geçtiğimiz yıllarda? Yanlış para politikası uygulandığı için ve eksi reel faiz ödendiği için Türk lirasına ki ondan sonra işte kur koruma mevduata mecburen böyle bir taktiksel geçiş oldu. Bunu engellemek güya dolarizasyonu engellemek amacıyla adına da lirizasyon gibi bir saçma bir ifade kondurdular. Ama aslında dolara endeksli bir faizle bunu düzeltmeye çalıştılar. Yani eksi reel faiz... Enflasyon yüksekken düşük faiz ödemekten geçerken aynı zamanda kur da düşük faizden ve paranın değer kaybetmesi nedeniyle dolara artan talepten dolayı artar. Yani hangi ürünün talebi artıyorsa onun fiyatı artar. Paralar da aslında birer maldır. Yani değişik tokuş yapılan bir üründür aslında ya da maldır aslında. Emtiadır diyelim. Dolayısıyla dolara talep artınca Türk lirasına karşı, Türk lirasından kaçış dolara gidiş varsa, doların fiyatı artar, TL'nin de dolara karşı değeri düşer. Bu da uluslararası piyasalardaki TL'nin değeridir. Her iki anlamda da yani içerideki satın alma gücü Türk lirasının ve yukarıda da parayı tutmak açısından, paranın birbirlerine karşı olan değerlendirilmesi açısından TL'nin değeri korunamamıştır. Yani bunun her ikisi de işte ikincisi yurt dışındaki paralara karşı TL'nin değerinin korunmaması yanlış faiz politikasından içerideki TL'nin satın alma gücünün düşmesi ve enflasyonun artması da çok ciddi işte kalkınma stratejisinin olmamasından üretimimizin yeterince büyümemesinden üretim faktörlerimizin teknoloji ya da yüksek katma değerli ürünü üretebilecek
kapasiteye eriştirilmemesinden, buna karşın tüketimin özendirilmesinden, yani hem tüketimi artırmaya çalışacaksınız, insanlar borçlandırılacak. Mesela eğitimi bedava sağlamayacaksınız, insanların cebinden çok büyük miktarlarda eğitime, sağlığa paralar çıkacak ve dolayısıyla tasarruf edemeyecekler. Tasarruf edilemeyince tasarruflar belki sadece paradan para kazanan belli bir kesimin elinde toplanacak ve yatırımlara dönüşmeyecek. Yani yapısal problemler sonucu arzı yeterince artıramadan talebi çok artırırsanız enflasyon çıkar. Bunun üzerine pandemi, bunun üzerine artan emtia fiyatları savaştan dolayı Ukrayna, Rusya ve genel olarak jeopolitik durumun gidişatından dolayı bu iki krizin ardı ardına patlamasından sonra dünyada da artan bir enflasyon var. Fakat Türkiye'de TL'nin hem içeride hem bütün bu krizlerle hepsi de yüzleşmesine rağmen diğer ülkelere göre de çok paranın değerinin kaybolması ekonominin zafiyetlere daha açık olmasına sebep oldu. Hocam savaştan bahsettiniz, pandemiden bahsettiniz. Pandemi bayağı bir uzun sürdü. Onun başlarda etkisi çok fazla yoktu ama denildi ki bu pandemi devam ettikçe birkaç sene sonrasında da artçı depremler olacak. Buna hazırlıklı olun. Dünya ekonomisi eskisi gibi olmayacak. Tam pandemi bitti derken bu sefer savaş başladı. Bu savaşın da ne zaman biteceği belli değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ki Amerika Birleşik Devletleri diyelim, İngiltere diyelim. Bunlar Ukrayna'nın bir barıştan yana olmasını, bu savaşta bir barış anlaşması imzalanmasını ya da en azından savaşı yavaşlatacak, durduracak bir yönteme gidilmesini istemiyorlar. Biz para verelim, silah verelim, sen savaşmaya devam et deniliyor. Görünen o ki pandemiden de bile uzun sürecek, savaştan kaynaklanan başka bir sıkıntılı süreci yaşayacağız. Şimdi sorum da şu. Hani bunları bir kenara koyuyorum. Enflasyonu indirebilmek için, enflasyonu azaltabilmek için sıkı para politikası mı uygulamak gerekiyor? Çünkü yüksek dış değer vardı, ondan bahsetmiştik. Enflasyonu acaba sıkı para politikasıyla mı bitirebiliriz? Ama dünyadaki enflasyonu da gördükçe, savaşı ve pandemiyi de gördükçe bu sorum da çok mu anlamsız kalacak? Şimdi şöyle, aslında o son iki bahsettiğimiz kriz esas başlangıç noktası değil. Bir de 2008 var. Büyük finansal kriz var. Büyük resesyon dediğimiz 2008-2007'deki büyük işte finansal türevlerin bankalara sirayet etmesi ve küresel bir krize dönüşmesi konusu var. Aslında bütün bunlar onunla başlayarak pandemi ve sonrasında bu savaşın getirdikleri dünyadaki iktisadi veya siyasi politikaların sürdürülebilir düzeyde gitmediğinin hep habercisi. Yani ben 2008'den itibaren zaten dünyada bir enflasyon çıkacağını, enflasyonist bir ortama gireceğimizi dünya küresel olarak söylemiştim. Çünkü çok fazla finansal varlık çıktı ortaya. Paradan para kazanma nedeniyle finansal varlıklar, refah dediğimiz işte varlıklar, hisseler, fiyatları o kadar değerlendi ki bunun sonu, karşılığı olan gerçek üretim artmadı o kadar. Aynı zamanda %5 dünyanın da %5'i, Türkiye'nin de %5'i çok fazla büyümeden pay aldı. Geri kalan kısımlar orta gelir kesimini neredeyse yok edecek kadar geri kalan kısımlar bu büyümelerden pay almadı. Yani 2000'lerin başındaki büyük büyüme aslında büyük de gelir ve refah, özellikle refah eşitsizliklerine sebep oldu. Refah birikimli bir şeydir. Yani gelir işte yıllık insanların elde ettiği akıştır bir yerde ama öbürü stoktur. Refah kaybı çok fazla az ve orta gelirlilerden oldu ama çok ciddi bir şekilde %1, özellikle %1 çok büyük refah kazanımları elde etti bu süreçte. Ve bunun sürdürülememesi
Bizim bugün pandemiden ve dolayısıyla Rus ve Ukrayna savaşından dünyaca aslında küresel olarak çok daha fazla etki görmemize sebep oluyor şu anlamda. Yani bir kere az gelirli ve orta gelirli kesimin bu kadar yoksullaştırılması, borca girmesi, işte Türkiye'de bu özelleştirmeler nedeniyle eğitimin, sağlığın, aslında devletin karşılaması gereken kamu hizmetleri olmasına rağmen enerjinin çok fazla fiyatlanması, piyasaya bırakılması bu kesimleri çok yoksullaştırırken bunlardan talep de aslında zaman içinde özellikle bu enflasyonist ortamda talep de azalmalar görünüyor. Diğer taraftansa arz zincirleri ciddi bir şekilde, tedarik zincirleri hem pandemide çok ciddi bir şekilde zarar gördü ama hem de bu savaş sonrasında. Yani bunların sebebi olarak tedarik zincirleri bu derece zarar gördüğünde ülkeler bir miktar ya da ülke grupları kendi içlerine de dönmeye başladılar ve başlayacaklar. Şimdi jeopolitiğin yansımaları iktisaden de aslında kendini gösteriyor. Yani tek kutuptan iki kutuba doğru evrilen bir jeopolitiğin ortasında ülkelerin iç taleplerini artırmak ki Çin mesela bunu akıllıca yapmaya çalıştı bu şeyden sonra 2008'den sonra iç talebe çünkü küresel olarak bir resesyona girilince içe yöneldi ve bir miktar gelir eşitsizliğini ki orada da çok fazlaydı azaltacak alt gelir gruplarına, orta gelir gruplarına da daha önem veren bir bölüşüm sürecine girdiği için kendi içine yeterlilik durumu belki Avrasya'da o anlamda Çin'de özellikle bir miktar daha önem kazanacak. Yani ticaret zincirleri bir miktar zorlanmaya başladı ve bu aslında risk olduğu kadar fırsattır. Çünkü ülkeler, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ki biz çok fazla dışa bağımlı olduk enerjide, gitgide arttı da bu. Tabii bu üretkenlikle yani üretimin artışıyla da tabii ki bağlantılı ama diğer taraftan siz bütün iktisadi ve sosyal hayatı enerji çok kullanır bir hale getirirseniz şu anlamda söylüyorum bunu. Mesela bizim petrolümüz yok ve bu durum buyken bu kadar çok otoyol yapmak yerine demir yolu yapılsa idi, toplu taşımaya daha çok önem verilseydi, bizim dışa bağımlılığımız belki bu derece bizim için zararlı bir boyuta ulaşmayabilecekti. Dolayısıyla bilmiyorum sorunuza tam cevap hocam, oldu mu? Biraz dağıtmış bir yere, da oldum ama. Yok, buradan bağlayacağım bir yere çünkü bunu şöyle açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü siz çok iyi bir değerlendirmeyle biraz daha aşmamız gerektiğinin işaretini verdiniz. Şöyle ki hani sıkı para politikasıyla enflasyon düşülür mü derken verdiğiniz örneklerden hareket ettiğimizde bir de bunun şöyle bir şey var. Enflasyonu düşürmek için faizleri arttırmak mı gerekir, düşürmek mi gerekir sorusu var. Evet, esas olarak Buradan devam edersek siz tamamlayacaksınız diye düşünüyorum. Onu evet sormuştunuz. Tabii ben çok dağıttım. Sıkı para politikası dediğimiz faizi yükseltmek. Şimdi dünyada enflasyon çok arttı dedik bu sebeplerden, bu bahsettiğim sebeplerden. Ama işte yavaş yavaş faizleri de artırıyorlar dolayısıyla. Çünkü bu enflasyonla baş etmeye çalışıyorlar. Çünkü enflasyon büyük vergi ve insanlar bundan çok rahatsız. Yani bu bahsettiğim tedarik zincirlerinin çöküşü, ülkelerin kendi aralarına kapanışı, işte enerji fiyatlarının çok yükselişi enflasyonu yarattı. Faizlerin artışı ki sıkı para politikası anlamında enflasyonu düşürmek ve bunun zararlarını insanların yükünü insanların üzerinden kaldırmak için. Fakat yine de hala şu anda olan ve uygulanan sıkı para politikaları aslında negatif reel faiz üzerinden gidiyor hala. Yani şu anda Fed mesela 3.25 mi 75 mi her neyse fakat enflasyonu 10. İşte biraz daha arkadan gelerek Avrupa Merkez Bankası da artırıyor faizi.
Fed'den daha zor artırıyor. Çünkü oradaki farklı ülkelerin kararları ve talepleri daha farklı oluyor. Resesyon korkusu kimisinde daha fazla, daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla sıkı para politikasını uygulamakta bir miktar geri kalsa da yine de hani görece sıkı para politikasını uygulamış oluyor faizi artırarak. Fakat yine orada da enflasyon %10'lara varmış durumda. Dolayısıyla tam da sıkı para politikası değil. Fakat enflasyonu düşürmek için esas bu ülkelerin yaptıkları faizi artırarak ekonomik aktiviteyi bir miktar yavaşlatıp enflasyonu indirdikçe faizi artırmanın gereği de, dolayısıyla sıkı para politikası daha fazla uygulamanın gereği de zaman içinde azalmış olabileceği için yavaş yavaş. Bunu uyguluyorlar. Bu son cümle çok güzel oldu hocam. Evet, bunu yavaş yavaş uyguluyorlar. Beklentileri hani dengelemeye şöyle çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi bunun adı stagflasyon. Yani hem stagnation dediğimiz resesyonist bir işsizlik ortamı var. Ama hem de enflasyon var. Bu ikisinin bir arada oluşu aslında hem arzın negatif bir şekilde etkilenmesi hem talebin negatif bir şekilde etkilenmesi nedeniyle biz bunu yaşıyoruz. Şimdi kullandığınız terimlerden hareket ederek hocam, çok sık bir şekilde son dönemlerde resesyon tanımlamasını duymaya başladık. Siz de söyleyeceksiniz ekonomik durgunluk anlamında kullanıldığını, evet. Ama tabii ki ekonomistler, uzmanlar, akademisyenler bunu bazı uluslararası terimlerle kullanmak zorundalar, onunla yazmak zorundalar. Şimdi Türkiye'nin önemli dış ticaret ortakları var. Bu dış ticaret ortaklarında artık bu resesyonun çok konuşulmaya başlanması ve resesyon riskinin yaşanması Türkiye ekonomisini herhalde olumsuz yönde etkileyecek. Elbette, tabii ki. Biz daha çok işte ABD'den ithal ederiz, daha çok da Avrupa'ya ihracat yaparız denir. Tabii Avrupa'nın özellikle hem de enerjisinin kesintiye uğraması, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı çok ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalması demek. Enflasyonist de bir ortam var. Yani tedarik zincirleri orada bir miktar en azından enerjide bağımlılığı nedeniyle problemli. Diğer taraftan ama ABD bunu telafi etmeye çalışır bir şekilde. İşte kendi likit gazını ulaştırıyor ABD Avrupa'ya. İşte kendilerinin hem depolama, enerji depolama hem de işte doğal kaynaklarıyla enerji üretim seferberliğine girmeleri nedeniyle bunun ne derece yıkıma yol açacağı, resesyona yol açacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama ABD'nin kendisi de aslında resesyonda son iki çeyrekte küçük de olsa negatif büyümeler geldiği için, yani negatif büyümeye kızıyorlar ama bu böyle, tanımı böyle yani. Reel gelirlerinin artış hızının negatif olması demek daha uzun yolu. İki çeyrekte de bu halde. Fakat ABD aslında dünyanın en açık ülkelerinden biri değil. Tabii büyüklük açısından etkiliyor geri kalan ülkeleri. Euro'nun dolara karşı değer kaybetmesi bütün bu konjonktürde Türkiye için tabii ithalat gelirlerinin düşmesi demek. Bir taraftan bu. Fakat dediğim gibi aslında her kriz fırsata dönüştürülmeli. Bu genel bir şey midir hocam? Genel bir söylem midir? Her kriz fırsatı... Dönüştürülmeli. Dönüştürülebilir mi? O işte doğru strateji ve taktiklerle olur. Doğru politikalarla olur. Yoksa daha çok bağımlı, daha çok borçlu bir ülke haline gelirsiniz krizden. Yani şu mantıkla sordum bunu. Kriz varsa bunu bir fırsata dönüştürelim. Elbette. Nedir o fırsat? Yani maalesef 20 yılda bizim kullanamadığımız fırsatlar ve aslında mevcut fırsatları o kadar yok edişimiz durumunu yaşadık ki şu noktada tabii ki böyle bir bazdan hareketle çok büyük fırsatlar var. Yani biz eğitimi tekrar İşte bilimsel temellere ve bedava, ücretsiz hale getirsek, işte meslek okulları ki ara eleman yetiştirir derler, düzelterek söyleyeceğim, ana eleman deniyor. Aslında ona
Çünkü ana eleman gerçekten bir becerisi olan, bir meslek sahibi olan kişiler olarak görülmeli iken biz meslek liselerini çok boşladık. Son zamanlarda bir miktar daha üzerine gidilmeye başlamış ama mesela Almanya'da dahi bu ana elemana, meslek sahiplerine çok ciddi ihtiyaç var. Yani bu fırsat nedir? Aslında şu anda şu andan hareket etsek ki çok fırsatı biz teptik, çok yanlış kullandık imkanlarımızı, olanaklarımızı. Bunun üzerine yani siyasetin gidişatından bağımsız olarak konuşuyorum. Büyümek lazım. Yani gerçekten hani bütün bu sorunların temelinde ben yapısal sorun olarak dediğim şey büyümeyi engelleyen taktiklerle ülkeyi oyalamak, ülke kaynaklarını iyi kullanmamak, verimsiz kullanmak ve hatta neredeyse yani yok etmek diyeceğim. Gerçekten kötü bir noktaya evrildik. Bu noktada üretimi artırmak için, teknoloji üretmek, çok kalifiye eleman, eleman demeyeceğim, iş gücü yetiştirmek, insanların eğitimini dolayısıyla beşeri sermayesini yükseltmek ve tabii ki yatırım yapmak lazım. Şimdi bütün bu konuştuklarımızdan Türk lirasıyla reel yatırım yapmak yerine enflasyonist ortamda sürekli o paranın değerini ben nasıl tutarım peşinde koşan insanlar haline geldi. Yani para sahipleri de ya da tasarruf sahipleri de. Bunu reel yatırıma dönüştürüp sermaye birikimiyle büyümeyi sağlayabilmek ise ancak istikrarlı bir makroekonomik ortamda olabilir. Evet. İşte o yüzden biz düşük enflasyonun ve parasal istikrarın dolayısıyla önemine hep vurgu yapmaya çalışıyoruz. Hocam o zaman özür dilerim sözünüzü rica kestim ederim. De. O zaman Türkiye ekonomisinin temel sorunu yüksek enflasyon ve faizdir denildiğinde temel iki sorun mu yoksa tamamını etkileyen iki sorun mu? Bunlar temel sorunların doğurduğu göstergeler. Temel sorun bir kalkınma stratejisinin, uzun dönemli bir vizyonun, kalkınma derken kendisi zaten uzun dönemli bir kavramdır. Hem büyüme hem de adil paylaşımı ifade eder aslında. Bunların ikisi olduğu zaman büyüme ve adil paylaşım aslında ancak istikrarlı bir ortamda olabilir. Bunu sağlayan kurumlarla mümkün olabilir. Yani kalkınma çok geniş bir kavram. Dolayısıyla işsizlik, enflasyon, enflasyonun sebep olduğu kur, faiz, yüksekliği bunlar hep sonuç. Esas bunların temelindeki sorun sürdürülebilir büyümeyi yani istikrarlı bir büyüme patikasına girebilecek, ülkeyi böyle bir patikaya sokabilecek bir vizyonun kalkınma stratejisinin olmaması. Yani model diyoruz ya işte böyle bir model. Hani hangi sektörler bu ülkenin lokomotifi olabilir? Acaba inşaat sektörü oldu mu? Ki bunu hala o kadar çok kişi inşaat lokomotif sektördür diyor. Ha bu mevcutta ama bu mevcutta Türkiye'ye ne faydası oldu diye bakarsak evet otobanlar oldu ama çok da borçluluk arttı ve ülkenin daha ileriki nesillerinin de ödemesi gereken bir borç miktarı haline döndü ama bunlarla biz bunlar yerine daha üretken alanlara yatırım yapmış olsa idik, çok daha ileri giderdik. Otobanlar yerine demir yolları yapılsa, demir çeliği ham olarak değil işleyerek biz ilerleseydik, burada çok daha farklı yerlere varırdık. Hem enerji bağımlılığımıza bize bu kadar ağır bir yük haline gelmezdi. Ama hem de bir kere şey içinde düşünün yani gıda içinde düşünün tedarik çok daha ucuza gelirdi ve dolayısıyla hani gıda enflasyonu diyoruz yoksulun en büyük üzerindeki dert o da bu derece olmazdı. Yani bütüncül bir çerçevede bir kalkınma çerçevesinde bunu düşünürsek bunlar sadece sonuç. Bunlar sadece insanı bizlerin gösterge olarak gördükleri ama altında çok daha derin sorunlar var. Hocam o zaman şunu soralım. Çok daha derin sorunlar var dediniz. Ekonomik sıkıntıların çoğu aslında
ekonomik olmayan nedenlerin yarattığı bir takım risk artışlarından mı kaynaklanıyor? Risk beklenmeyen bir durumda karşınıza çıkabilecek şeylerdir. Yani bu dış güçler dendiğinde mesela bir risk unsuru olarak önümüzde durur. Bu risklere hazır olmak, krizlere hazır olmak ancak öngörülebilir şeyler yapmanızdan geçer. Yani planlama mesela, değil mi? Yani hangi sektörler sizin için önemli? Bunlara nasıl teşvik verilmeli? Bu teşvikler verilirken nasıl adil bir şekilde bölüşüm ve dağıtım yapılmalı, kaynak dağıtımı? Bunlar eğer doğru şekillerde yapılırsa ve kısa vadeli işte para ve maliye politikaları da bunlar çerçevesinde taktiksel güçler olarak bu çerçeveye uydurulursa aslında riskleri azalmış, krizlere daha az zafiyet gösteren bir ekonomi yaratırsınız. Dolayısıyla yani bilmiyorum buna sorunuza cevap oldu mu? O zaman şu soruyu sorayım hocam. Türkiye ekonomik açıdan riskli bir ülke midir? Şu an itibariyle enflasyonun yüksek olduğu için belirsizliği çok fazla demektir bunun. Aynı zamanda bu belirsizlik bizim işte dışarıdan, yurt dışından borç alma, çünkü cari açımız var, çünkü dış borcumuz var ve bunları döndürebilmek için sürekli yurt dışından borç da almak durumundayız. Biliyorsunuz sürekli rezerv satılıyor işte KKM'ye bir şekilde ödeyebilmek için. Rezervleri ya da kuru sabit tutabilmek için, ki işte açık sermaye hareketliliğine açık bir ülkede hem faizi hem kuru tutamazsınız. Bunu her iktisatçı bilir. Bu ikisini birden yapmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalışırken rezervler satılıyor. Rezervler satıldıkça daha çok dövize ihtiyacınız artıyor. Çünkü ticaret yapacaksınız. Dolayısıyla girdi de bağımlısınız. Dolayısıyla o dolarlara, rezervlere ihtiyacınız var. Bu da yurt dışından aldığınız borca faiz olarak dönüşüyor. Şimdi Türkiye'nin dış borcu diğer ülkelere göre çok mu fazla? Değil aslında. Yani neye göre değil hocam? Şöyle, göreli olarak değil ama ödeyebilme kabiliyetine göre maalesef daha fazla. Şöyle söyleyeyim, mesela Almanya'da da aşağı yukarı dış borç %60 civarında. Amerika'da %100'den fazla. Ama ödeyebilme gücü var. Tabii ödeyebilme gücü var çünkü kendi paraları cinsinden borçlanıyorlar. Halbuki biz sürekli işte dövize karşı para değer kaybeden bir para, ki bu da anlattığım gibi enflasyon ve bunun esas temel sebeplerinden ortaya çıkıyor. Ve bunu düzeltmeden gittikçe sizin borç ödeyememe probleminiz büyüyebilir. Bu açıdan riskli diyebiliriz. Ama şu anda risk çok fazla mı? İşte moratoryumdan bahsediyorlar. Ben bunu söz etmek istemiyorum. Hayır, değil. Çünkü Türkiye dinamizmi de çok yüksek olan bir ülke. Ayrıca bu jeopolitik işte kutuplaşmaların varacağı yer daha çok uzun sürecek herhalde bu çekişmeler. Ama bir dengeye bir noktada varırken Türkiye'nin de burada İçindeki problemleri düzeltip dış ilişkilerini, yani iktisadi bağlantılarını da daha doğru bir düzleme oturtması durumunda o riskleri azaltması gayet mümkün. Ama bunu yapmak için öncelikle dediğim gibi üretime ve üretimin faktörlerine, yani liyakatlı bir yönetim ve bununla ve bunu çevreleyen güvenilir kurumlar. Onun ötesinde işte ücretsiz eğitimle beslenebilecek beşeri sermaye, toplumsal huzur, sosyal sermaye ve tabii ki bu ortamda üretilebilecek teknolojiler. Yani Türkiye teknoloji üretebilecek ve hatta üreten bir ülke aslında. Ama biz bunu içselleştiremiyoruz. Bunu genel kullanıma ya da getirilerini halka yayamıyoruz ve bunu planlı bir şekilde yapmadığımız için de cari açık veriyoruz. Üretimimizi daha katma değerli alanlara tam olarak yöneltemiyoruz. Yani
Esas temel sebepler bunlar. Bunlar düzeltilebilir mi? Evet. Zaman alacak maalesef çünkü kurumsal olarak en azından ciddi bir çöküş yaşıyoruz. Yine zaman alacak dediğiniz hocam zaman ya biz çocukluğumuzdan beri çok bu ülkede hep böyle iktidarlar değiştiğinde ara bir takım rejim dönemleri olduğunda vesaire hep ekonomik sıkıntılarla oturup kalktık. Zaman alacak dedi. Bir de şu söyleniyor hocam yani dünyada para, kapital... Sıcak para 20 senede bir yer değiştirir diyorlar. Şimdi 20 senede bir, niye 20 senede bir değiştiriyor? Acaba bize de 20 senede bir geliyor ondan sonra gidiyor biz tekrar krize mi düşüyoruz? Bu kadar basit mi bu iş? Bu o kadar öyle bir kurallı olduğunu zannetmiyorum ama yani şu denmek istenmiş olabilir. Mesela Çin işte 200 yıl önce daha öncesi herhalde. Evet birkaç yüz yıl önce dünyada en büyük ülke Çin'di. Şimdi tekrar Çin. Halbuki işte 20. yüzyılda değildi mesela. Daha sonrasında böyle büyük bir büyüdü, dünya gücü haline geldi. O anlamda yani sıcak para da evet yani bir süre Çin'e gitti. Şimdi konjonktür değişti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Amerika biraz daha topluyor herhalde galiba dolarlarını. Yani bu çünkü şu oluyor olabilir. Bu söylediğiniz şuna baz edilmiş olabilir. Gelişmekte olan ülkeler var. Bunların bir kısmı zamanla kalkışa geçiyor. Çin bunu yaptı. Asya kaplanları dediklerimiz yaptı ondan önce 90'ların sonunda. 80'lerin işte 90'larda. Dolayısıyla bir süre oraya aktı sıcak para. İşte sonra Çin'e aktı. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin dinamikleri esas olarak bunu belirliyor. Türkiye'nin böyle bir ülke olmaması için sebep var maalesef. Onlar da siyasi Peki. ve istikrarsızlık doğuran siyasi seçenekler diyebiliriz. Ben bunu sıcak para çok iyidir anlamında söylemiyorum. Sıcak para gelir gider. Evet kaynaktır ama esas yatırımlar, doğrudan yatırımlar hem içeriden hem dışarıdan doğrudan yatırımları yani yatırımı, reel yatırımları sağlayacak güven ve istikrar ortamını tesis etmek önemli. Bunu yapacak siyaset lazım. Peki hocam, Türkiye ve dünyanın şu anda içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların temel nedeni olarak pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gösteriliyor. Siz konuşmanız içerisinde bir bölümde bunun daha öncesinden 2008 Tabii. yılındaki krizden de başladığını, başka şeylerin de olduğunu söylemiştiniz. Yine buraya getireceğim çünkü bu iki önemli olay belki de dünya tarihi açısından da sadece ülkeler arası, uluslararası ilişkiler açısından, jeopolitik dengeler açısından, yaşam biçimi açısından, çalışma düzenlerinin değişme açısından değil, aynı zamanda yeni bir ekonomik sistemin de çıkışının sinyallerini veriyor gibi görüyoruz. Acaba bu soruyu şöyle sormakta yarar var. Dünya ve Türkiye ekonomisinin sorunlarının temel nedeni pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı mıdır? Acaba bu saydığım unsurlar, bu nedenler yeni bir ekonomi modelinin demeyeyim de yeni bir dünya ekonomisinin ortaya çıkışının sancıları mıdır, doğumunun sancıları mıdır? Kesinlikle öyle, öyle doğru. İkincisi, diğerleri sıklaşan krizlerde ya da sıklaşan krizlere karşı koyamama ve onların problemleri yüzeye çıkarma sebebi aslında tam da budur bence. Şimdi bu teknolojik devrimler ya da işte endüstriyel devrimler diyelim, dördüncüsünü yaşıyoruz. Bilgi devrimi 70'lerde başladı, hatta 50'lerde başladı bilgisayarların ortaya çıkışıyla. Şu anda da böyle büyük veri, işte her şeyin internetleşmesi, bütün ticaretin, uzaktan çalışmanın internet ortamında yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi burada aslında işte bir de robotlaşma var. Bir robot işte 100 kişinin yaptığı işi çok daha belki daha büyük hassasiyetle yapabilir, geceleri çalışabilir, hasta olmaz anlamında daha çok böyle mesela otomotiv endüstrisinde, kimya endüstrisinde
bu otomasyona daha çok ağırlık verilir evet. oldu. Dolayısıyla Avrupa'da şöyle bir kavram çıktı. Büyük işten çekilme gibi. Great resignation, iş bırakma gibi bir şey. Bu pandemiden hemen sonra oldu. İnsanlar evlerine kapandı, sonra korkmaya başladılar işe gitmeye. Bu bir sürdü hala. Mesela Çin'de ciddi bir kapatma olayı var. Yani işe gitmeme, işte kontrol, monitör etme durumu var yine. Yani bu çok ciddi bir şekilde söylediğiniz gibi iş hayatının biçimini, formatını değiştirmeye başladı. Aslında bununla birlikte şunu da düşünmek lazım. Yani dedim ya bir robot 100 kişinin yapacağı, yani tabii burada kesin bir şey söylemek mümkün değil, işin cinsine bağlı. Ama genellikle daha az nitelikli işlerin robotlar tarafından yapılabilir olduğu bir evreye giriyoruz. Dediğim gibi bu Uzak Doğu'da özellikle ama Avrupa'da da ciddi oranda mesela %10 oranlarında iş gücünün aslında yerini almaya başladı robotlaşma, otomasyon. Dolayısıyla biz burada nüfuslar büyürken ve çoğunlukla ülkelerde ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus büyürken aslında istihdamın azaldığı zamanlar göreceğiz. Fakat robotun kendisinin üretkenliği o kadar daha yüksekken bunun verimliliği ve bundan edilecek karın ne şekilde toplumlara, refah düzeylerine etki edeceği, dolayısıyla nasıl bölüşüleceği çok önemli bir unsur haline gelmeye başladı. Çok önemli bir politika sorusu haline gelmeye başladı. Ve bu politika sorusu içinde çok da işte somut önerilerle gelinmeye başlandı aslında. Bu konuda çok düşünenler var. Şimdi bu aslında benim de Varyans'ında yazdığım bir yazı vardı. İkinci Rönesans diye. Yani insanların sanata, felsefeye, spora daha çok yönelebildikleri, ailelerine daha, aileleriyle daha çok vakit geçirebilecekleri bir hayat neden olmasın? Eğer 9-5 gün çalışmak yerine sadece 3 gün çalışmak insanı daha verimli neden kılamasın? Mesela belli işlerde isteyen 7 günde çalışabilir. Ama haftada 2 gün çalışmak isteyen bir insanın da insanca bir yaşam sürdürebildiği kadar refah var aslında dünyada. Sadece bu çok eşitsiz dağıtılıyor. Yani dolayısıyla bizim yeni gireceğimiz evrede teknolojinin hayata kattıklarını daha adil bir şekilde bölüşmek, ki bu yani tembel olanın refahtan pay alması ne kadar adil denilebilir? Çok adil olabilir, bir tembellik şeyi var biliyorsunuz, seçenek yani sonuçta bu. Bu insanı aç ya da işte yoksul bırakmanın topluma da bir faydası yok. Sosyal sermaye denen şey çok güzel planlanmalı. Tembellik hakkı, hatta uyku hakkı Bilim Teknik'te son yayınlanmıştır. Bunlar insanları daha verimli kılabilir belli ölçülerde genişletilirse. Ve dediğim gibi o ikinci Rönesans'ı ben buradan yola çıkmıştım. Daha çok felsefe, daha çok sanat, bütün insanın, çalışanın ve çalışmamayı tercih edenin refah düzeyine katkıda bulunacak bir alan açıyor aslında bize. Bu teknoloji açıyor bu alanı. Bu teknolojiyi toplum için kullanabilmek ve bu refah düzeyini, yani herkesin toplam faydasını en çoklamaya kullanabilmemiz lazım. Yani böyle bir strateji güdersek eğer, krizlerin verdiği zararın artarak büyümesinin önüne geçerek aslında teknolojileri insan faydasına kullanmaya başlamamız. Yani büyük eşitsizlikler, büyük refah eşitsizliklerine yol açması yerine teknolojiyi biraz böyle düşünmek lazım. Bu konuda çok yazan çizen var. Piketty'yi öneriyorum insanlara, bunlarla ilgilenenlere. Piketty bu konularda çok yazdı. Bunu şöyle bitireyim. Gelir eşitsizliği öyle ki mesela Türkiye'de %5, gelirin %20'sine sahip. En yüksek %5.
En yüksek %1 ya da %5 yine refahın %40'ına sahip. Yani bütün dünyada da %10'luk ya da %5 hatırlamıyorum şimdi ama top yüzdelik gelir düzeylerindeki insanların refah payları %80'lere varıyor. Peki hocam. %80'lere düşünün. Bununla ilgili çok bir takım istatistikler yayınlanıyor. Ara ara raporlar yayınlanıyor. Bunu da haberini yapıyoruz. Hep yoksul ülkelerde şunu görürüz. İşte o ülkenin gelirinin %95'lik bölümünü %1'lik bir kesim şey yapıyor. Bunlar çok iyi koşullarda ama geri kalan %95'lik kesim ise çok yoksul koşullarda vesaire gibi. Şimdi Türkiye'de bu tür raporların içerisinde yer aldığını gördükçe merak edip bakıyoruz. Sizin verdiğiniz rakamlarla ilgili birazdan bir şey soracağım ama burada şuraya getirmek istedim konuyu. Türkiye'nin büyüme potansiyelinden bahsettik. Siz programın ilk bölümünde dediniz ki hani %4,5 öyle çok büyük bir şey değil, rakam değil. 8'ler, 9'lar, 10'lardan bahsederken %4,5 bunu hani böyle çok önemli bir rakammış gibi telaffuz etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla büyüme potansiyelini harekete geçirmek lazım. Onun için de hangi para ve maliye politikalarını uygulamak lazım dediğimizde temel birkaç şey söyleyebilir misiniz? Hayır, para ve maliye politikaları ile çözülmez derim ben bu. Esas olarak kalkınma politikaları ile çözülür. Bu ne demektir? Yani maliye politikası burada önemli. Maliye politikası kimden vergi aldığınız ve nereye harcama yaptığı devletin. Yani bu kamu kesimi. Kamunun tabii ki şöyle, kamunun yapması gereken ödevler var. Bunlar nedir? Eğitim, sağlık. Bunları eşit bir şekilde, ücretsiz olarak herkese sağlarsanız bir kere beşeri sermayeyi yükseltirsiniz. Bir, eğer maliye politikası olarak kamu malı üretimi diyeceksek bu esas olarak eğitim ve sağlığın nitelikli bir şekilde eşit olarak yani ücretsiz olarak herkese verilmesi. Bu zamanla kötüleşti biliyorsunuz. Bizim Amerika'ya göre bile kamunun eğitime yaptığı harcama payı çok daha düşük. Avrupa'ya göre yarı yarıya yani yüzdesi olarak. Gayri safi milli hasılanın yüzdesi olarak %4 civarında Türkiye'de. Dolayısıyla kamu burada ödevini yapmıyor. Maliye politikası olarak ilk söyleyebileceğim şeylerden biri bu. İkinci söyleyebileceğim vergi tarafından az geliş, daha doğrusu yoksul kesimin üzerine vergi çok fazla. Yani hem enflasyon vergisi var ama hem de enflasyon boyunca bugünlerde tartışılan bir şey var. Nominal olarak geliriniz parasal olarak arttıkça daha yüksek vergi kesimine, vergi dilimine girmiş oluyorsunuz ve %15 yerine %20 vergi veriyorsunuz mesela. Bu enflasyon muhasebesi yapılmadığı için yine yani daha da fazla yük bindirmiş oluyorsunuz az kazanan kesimin üzerine. Zaten onlar enflasyondan daha çok etkileniyorlar. Tasarruf yapabilen yüksek gelirli kesime nazaran çünkü daha çok gelirlerinin çok daha büyük bir oranı harcamaya gidiyor onların. Yani gıdaya gidiyor, yola ulaşıma gidiyor ve zaten enflasyon onlara bir vergi koymuş oluyor. Bunun üstüne bir de gelir vergisi koyduğunuz zaman ki ülkenin yarısından fazlası çalışanının yarısından fazlası asgari ücretli. Bu o da demek aslında ülkenin yarısından fazlası asgari ücretli. Aslında ben baktığım zaman gelirin dağılımına ortalama gelir dediğimiz 8500 dolar civarında söylenen rakam aslında %25'lik en yüksek dilime tekabül ediyor. Yani geri kalan kesim o ortalamanın altında gelir toplayabiliyor. Maalesef %50'lik kesimin refah gelirin ötesinde refah kazanımı çok çok küçük. Çünkü refah sonuçta katlanarak giden bir şey. Söylemeye çalıştığım evet maliye politikası çok önemli burada. İşte o yüzden dünyada da işte para politikası faizin FED ne yaptığının ötesinde daha çok bu maliye politikalarına yönelme konusu öne çıkmaya başladı. Mesela Almanya'da enerji sektöründe kamulaştırma oldu. Yani bu
paylaşım, gelirin eşit dağılımı, refahın paylaşımı konularında maliye politikası çok çok önemli. Para politikasını ben daha çok işte iş çevrimlerinin azaltılması ve şöyle diyelim istikrar politikası olarak görüyorum. Ama diğer maliye politikaları esas bölüşüm ve kamu malı üretimi olarak önemli. Dolayısıyla maliye politikalarının tasarımı çok çok önemli bu dönemde. Hocam şu tartışma hiç bitmedi, hala daha devam ediyor. Tabii ki yani konunun uzmanı olmayan, konuyla yakından ilgilenmeyen, sadece bunu haberlerde, televizyon programlarındaki tartışmalarda ya da gazete haberlerinden izleyen insanlar için çok da böyle sağlıklı bir sonuca ulaşmadığını gördüğümüz bir durum. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinden bahsettik. Rezerv konusunun o döviz alım satımlarında piyasayı rahatlatmak için ne kadar kullanılırsa, içeri ne kadar boşalırsa, hangi sıkıntılar yaşanacağını açıkladınız, anlattınız ama şimdi, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri konusunda iktidarın verdiği, Türkiye yönetenlerin verdiği rakamlarla muhalefetin verdiği rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Biz hangisine inanacağızdan çok nereden öğreneceğiz bunu? Türkiye'nin Merkez Bankası'nın gerçek rezervleri nelerdir dediğimizde nasıl öğreneceğiz bunu hocam? Merkez Bankası'nın sayfasına gireceksiniz. Orada rezervler olarak bir kalem olarak görünüyor o. Görünen mevcut rezervler 150 milyar dolar kadar işte bu iktidarın sözünü ettiği kısım. Fakat bunun önemli bir kısmı diyeceğim. Bu munzam karşılıklar, zorunlu karşılıkları, bankaların zorunlu karşılıkları olarak tutulan miktar. Bir kısmı altın, hemen hemen benzer bir miktarı altın. Ki altını son zamanlarda epey işte yurt dışındaki altınımızı topladıkları söyleniyor. Dolayısıyla altın ve zorunlu karşılıklar çıkarıldığı zaman ki bunlar çok likit rezervler değildir. Zorunlu karşılıkları bankalara geri vermeniz gerekir. Çünkü onlar aslında bankalarındır. Merkez Bankası'nda tutulur. Ama esas bankalarındır o. Altın da likit bir şey değildir. Şimdi bunu çıkarırsanız işte 150'den çok fazla düşmüş oluyorsunuz. 10 milyar civarı emin değilim bunu söyleyeyim. Tahmini bir şey söylüyorum. Fakat bundan bir de işte muhalefetin söylediği şeye gelirsek eksi 55 milyar dedikleri, eksi rezerv dedikleri bu miktardan bir de swaplar yani borç aslında bir şekilde swaplar çıkarılınca da muhalefetin dediği yüzde değil 55 eksi 55 milyar. Bu dış borç mu hocam? Dolara. Hayır şöyle yani bunun neyin karşılığı olduğunu söylemek mümkün değil. Merkez Bankası'nın sahip olduğu rezervler olarak diye düşünebiliriz. Hocam, dış borç 450 milyar dolar. Şimdi, bunun hepsi kısa vadeli değil. Hocam şu anlamda sordum. Çok özür dilerim. Rica ederim. Yani tamam Merkez Bankası'nın internet sayfasına girdiğimizde bunu görüyoruz. Swapları hani, görmüyorsunuz. Şimdi gördüğümüz ve göremediğimiz şeyleri anlamak açısından bunu sordum. Muhalefete kalırsa o 150 milyar dolar yok. Eksi olarak var. Eksi olarak var dediğimizde de eksi ne kadar var diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin hani muhalefete göre Türkiye'nin hiç parası yok. Kasa tam takır. Borcu aksine var. Borcu var. Borcu olan bir ülkenin ya dışarıdan petrol alacaksınız, doğalgaz alacaksınız. Lazım. En yüksek kalemlerden bahsediyorum. Yoksa nasıl alıyorsunuz, nasıl dönüyor? Şöyle. Kafamız böyle karışıyor burada. Evet. Yok olunca cari açık olmaz, ticaret de olmaz. Alabildiğine göre aslında bulunmuştur o para. Bu kısmı açık. Yani cari açık. Bulunmuştur. Yani, nereden bulunmuştur bilmiyoruz. Yani bir şekilde. Hayır şöyle ihracat yapıyorsunuz. En büyük kalemimiz mesela turizm. Oradan dolarlar geliyor ya da euro geliyor. O sizin rezervinize girebiliyor. Ya da işte belli bir kesimi giriyor. %40'ı falan ihracatçının döviz olarak, rezerv olarak Merkez Bankası'na giriyor.
Diğer taraftan siz de harcamalar yapıyorsunuz. İşte restoran kredileri, işte ticaret yapan kişiler dolarla işte ithalat yapıyorlar diyelim. O ithalat da işte negatif olarak bize yansıyor. Yani sonuçta aslında dışarıdan aldığımız borçlar bir şekilde bizim edinebildiğimiz dolarlarla, yani ihracattan döndürülüyor. Yani bir taraftan borç alıyoruz, cari açığımızı kapatmak için diyeyim, ama yani o borcu alamamış olsanız zaten cari açık veremezdiniz. Çünkü ithalat yapamazdınız. Yani cari açık ithalatın esas olarak, temel olarak ticaret açığı diyelim, ithalatın ihracattan daha fazla olması dolar cinsinden. Bu demek cari açık. Ama bunun olabilmesi için zaten sizin o ithalatı yapabilmiş, dolayısıyla borç alabilmiş mesela olmuş olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla aslında bizim toplam dış borcumuz 450 milyar dolar kadar. Bu da işte Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %50'sinden fazlası. %60'ına yakın bir miktar. Fakat Merkez Bankası'nın rezervlerinde olan mevcut miktar işte altın, durunlu karşılık cinsinden. Anlatabiliyor muyum? Bir kısmı da dolar cinsinden. Ama bunların bir kısmı dediğim gibi o dolarların swaplar şeklinde yapılmış. Evet. Bankalardan alınan, TL karşılığı alınan dolarlar. Ve bunlar şu sebepten, hani yanlış değil, net rezerv eksi dedikleri zaman onlar, yani borçlarının her birini çıkar, swaplarını dolayısıyla çıkar. Swaplar başka bir kalemde, başka bir yerde görünüyor. Bunu piyasa analistleri, bu konularla ilgilenen değerli iktisatçılarımız var. Bunlar hesaplıyorlar. Ve biz onlardan öğreniyoruz. Yoksa çok açık bir şekilde swap şu kadar diye görünmüyor hemen Merkez Bankası'nın rezerv kalem tablosunda. Hocam, sizin baktığınızda gördüğünüz, dikkat ettiğiniz ayrıntılar ayrı. Bizim baktığımızda şöyle bir genel tabloya bakıp bir rakamı görüyoruz. Ona göre yani karar veriyoruz. Şunu tabii söylemek ki mümkün. Evet, dış borcu çevirebilme kabiliyetimiz zaman içinde muhtemelen sekteye uğradı. Çünkü cari açığımız gerçekten büyük. Fakat ne kadar cari açmış yapabiliyoruz. Bu sene itibariyle daha bitmeden yani bir 40-50 milyara galiba varıyor diye tahmin ediyorum. Emin değilim. 36 milyardı galiba en son toplam olarak yılbaşından bu yana. Hocam son 3 dakikamız, bir soruyu 3 dakikada yanıtlamak zor olabilir ama siz genel bilginizde, özel bilginizde mutlaka değerlendireceksiniz. Çok uzunca bir senedir, ben 90'lı yıllardan beri, hatta 80'li yılların sonundan beri duyarım, İstanbul finans merkezi oluyor diyor. Şimdi finans merkezi ne demek? İstanbul finans merkezi olur mu, olursa ne olur? Şimdi bir kere... Finans da o kadar artık dijitalleştiren bir durum ki niye bir sürü bina yapıp bunu merkez diye adlandırabiliyoruz? Finansın en önemli unsuru güvendir. Yani öncelikle bir dediğimiz gibi Türk lirası mesela önemli bir yani finans piyasasının önemli bir unsuru, parasal varlıklar. Siz Türk lirasının değerini önce koruyamıyorsanız, bir de geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ciddi bir manipülasyon araştırması ya da işte önce gözlemi sonra da soruşturması başlandı. Yani SPK'nın bu konuda geç davrandığı, denetleyicilerin sadece uzun süre gözledikten sonra çok ciddi karlar, ondan sonra düşüşler yaşandı bankacılık sektörü. Şimdi böyle bir durum varken, güven sağlayamamışken, yani hem finansal sektörde hem de yani paranızın değeri olarak neyin merkezi oluyor ben çok anlamış değilim. Bir de ayrıca finans merkezi derken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşındı. Bir kere bunun anlamı tam yok. Bir kere evet Merkez Bankası finans sektörünün ve devletin bankasıdır ama diğer taraftan da devletin ana kurumlarıyla ortak çalışması gerekir. Finansla birlikte olması gerekli değil. Ondan sonra şunu söylemek lazım, Merkez Bankası'nın taşınması da son derece maliyetli bir konuydu ve neyin karşılığı bunu ben anlayabilmiş değilim. Çok da
anlamlı bulamıyorum bu finans merkezi fikrini. Hocam zaten Merkez Bankası konusunda sizin ayrıca bir uzmanlık alanınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yanılmıyorsam bu konuda merkez bankaları konusunda çalışmıştınız. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel bir program oldu. En azından kendi adıma konuşmam gerekirse bu akşam yine sizden çok değerli bilgiler aldım. Zorlandığım bir konuda hani kolaylaştırıcı anlatımınızla, bilgilerinizle kafamızdaki soru işaretlerine yanıt verdiniz. Yine kendi adıma söylüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim hocam. İnşallah başka programda birlikte oluruz. Teşekkürler. Değerli izleyenler, evet programın sonuna geldik diyoruz ama tabii bilmiyorum, ben kendi adıma olanı söyledim. Mutlaka sizler de ekonomi gibi zor bir konuda mutlaka bir takım önemli ayrıntıları bu programda almışsınızdır. Yayında, yapımda emeği geçen tüm Kanal B çalışanlar adına, Kanal B'yi izlediğiniz için ve bekleme odasında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.